Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam da peygamberimize, âline ve ashabına olsun. Selamun aleyküm kardeşlerim. Bugünkü sohbetimiz Muhammed İkbal'ın Çanakkale ile ilgili rüyasıdır. 25 Nisan 1915 Çanakkale'de kara savaşlarının en ateşli geçtiği ve Anzakların yenildiği ve de Türk milleti için zaferin müjdelendiği gündür. İşte Çanakkale'de savaşın en kızgın anlarının yaşandığı sıralarda dünyanın öbür ucunda Pakistan'ın Lahor kentinde en büyük alanların birinde muhteşem bir miting düzenlenir. Mitingde konuşan Muhammed İkbal'dır. Muhammed İkbal, Pakistanlı, Pakistan'ın İngiliz sömürgesi olmaktan kurtulması için mücadeleyi başlatan alim, erdemli kişilerden birisidir. O, en önemli bir meseleyi de Birinci Dünya Savaşı'nda İhtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ne vahşice saldırısını hazmedemeyen muhteşem insandır. Halifelik makamı olan payitaht İstanbul yok olmasın diye ta Pakistan'da Osmanlı'ya para ve gönüllü mücahit toplayan kişidir. Sonrasında Kurtuluş Savaşı yıllarında Pakistan halkını Türk milli mücadelesine destek vermek için örgütleyerek milli mücadelede kullanılmak üzere Pakistan halkından 1,5 milyon sterlin toplayıp Ankara hükümetine yollamıştır. Gelelim o gün Lahor'da yapılan mitingin amacına. Çanakkale'de çarpışan Türklere yardım ve gönüllü toplamaktır. Halkın büyük çoğunluğunun fakir olmasına rağmen meydanlara serilen yardım sergilerine kulaklarındaki küpelerini, parmaklarındaki alyanslarını, evdeki eşyalarını satarak elde ettikleri paraları atarlar kadim dostlarımız. Lahor'da başka bir heyecan daha vardır. Bu heyecan birazdan kürsüye gelecek olan bu adam, Allame İkbal olarak tanınan Pakistan münevveri Muhammed İkbal'dır. Muhammed İkbal kürsüye gelir. Gözleri dolu doludur. Birkaç gün önce gördüğü rüyanın mahcubiyeti içerisindedir. Yaralı bir arslan edasıyla mikrofona yaklaşır ve halka hitaben tarihe damga vuracak o meşhur şiirini okur ve der ki, dedi ki Muhammed Aleyhisselam, cihan bahçesinden bana bir koku gibi yaklaştın. Söyle bana ne gibi bir hediye getirdin? Dedim, ya Muhammed Aleyhisselam, dünyada yok rahatlık. Bütün özlemlerinden umudu kestim artık. Varlık bahçesinde binlerce lale ve gül var. Ama hiçbirinde vefa kokusu yok. Yalnız bir şey getirdim. Kutlanmıştır tekbirlerle. Bir şişe kan ki namusudur, vicdanıdır. Buyurun, bu Çanakkale şehidinin kanıdır. İkbal ile birlikte meydandaki herkes hüngür hüngür ağlamaktadır. Gönderilen maddi yardımların yanında bir de içten dualar ederler Çanakkale'deki kardeşlerine. İşlerinden bazıları son kuruşlarını da verdikleri yetmezmiş gibi cephede savaşmak üzere gönüllü yazılırlar. Bütün bunların hepsi bir yana, sessizce gerçekleşen bir olay yaşanır o gün. Yürekleri parçalayan, işte inanç bu, kardeşlik bu dedirten bir olay. Meydandaki bu muhteşem midinge, kucağındaki yeni doğmuş bebeğiyle iştirak eden bir anne, yeni dul kalmış,
ve verecek bir şeyi de olmadığından eziklik içerisinde kıvranmaktadır. Fakat birden hızlı ve emin adımlarla uzaklaşır oradan. Nihayet zengin bir efendinin konağı önünde durur. Kapıyı çalar ve efendi ile görüşmek istediğini söyler hizmetkarlara. Dilenci olduğunu düşünerek almak istemezler bu kadını. Fakat ısrar eder kadın. Çıkarırlar zengin efendinin karşısına. Efendi sorar, ne istiyorsun diye. Cevap verir kadın, bebeğimi satmak istiyorum. O devirde hizmetçi olabilecek küçük yaşta çocuklar satılmaktadır. Fakat bu yeni doğmuş bir bebektir. Hangi anne canından çok sevdiği yavrusunu ve hangi sebeple satmak istemektedir? Zengin efendi sorar ama cevabı alamaz kadından. Merak eden efendi çocuğu alır, parayı verir ve hizmetkarlarına da kadını takip etmesini emreder. Lahor'daki miting meydanına kadar takip ederler kadını. Kadın çocuğunu satarak elde ettiği parayı kuruşuna kadar meydandaki sergiye bırakır. Hizmetkarlar efendiye anlatırlar olayı. Şaşkınlık içerisinde kalan efendi, bulup getirin o kadını der. Bulur, huzuruna getirirler kadını. Efendi, sen söylemedin ama ben seni takip ettirdim ve paranı Çanakkale'ye gönderilmek üzere bağışladığını öğrendim. Bunun için yaptığını bana anlatmak zorundasın der. Kadın efendiye dönerek işte İslam kadını bu dedirtecek ve oradakileri yüreğinden vuracak sözleri söyler. Şimdi sen diyorsun ki Çanakkale'ye gönderilecek bir silah için koklamaya doyamadığın yavrunu niye sattın öyle mi? Osmanlı zayıf düştüğünden beridir yanı başımıza kadar gelen İngilizlerin yaptığı zulümler ortada. Bugün Muhammed İkbal dedi ki, eğer Osmanlı'nın son kalesi olan Çanakkale'de geçilirse hilafet kalmaz ve iyi bilin ki sıra sizdedir. Eğer İngilizler buraya da gelir, namusumuza el uzatır, bayrak iner, vatan toprağı düşmanın pis çizmeleri altında çiğnenirse, çocuğum olsa ne olur, olmasa ne olur? İşte bu yüzden hiç tereddüt etmeden sattım yavrumu. İngilizlere köle olacağına size hizmetkar olsun. Anadolu kadınından farklı düşünmeyen bu Pakistanlı kadının duyarlılığından çok etkilenen zengin efendi dersini alır. Bu sözler üzerine hizmetkarlarına derhal çocuğu kadına geri vermelerini emreder. Ardından yüklü bir parayı da miting meydanına gönderir. Yani o gün dünyanın neresinde Türk ve Müslüman varsa Osmanlı'ya karşı yapılan bu haksızlığı durdurmak için elinden gelen her yardımı yapmaktan geri durmamıştır. Mehmetçik ise kendilerine güvenen Müslüman dünyanın yüzünü güldürerek dünya devletlerinin saldırısına rağmen başını dik tutmuştur. Mehmet Akif'in dediği gibi, ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Unutulmasın ki Çanakkale zaferi dünyadaki bütün Türk ve Müslüman toplumların zaferidir. Şehitlerimize ve gazilerimizden daha sonra vefat edenlere Rabbim gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun, makamları âli olsun. Amin. Bizleri de onların emanetlerine sahip çıkan, hain olmayan, vefalı, kadir kıymet bilen bahtiyarlardan eylesin. Amin.